Hüsna'yı daha fazla bekletmeyelim çünkü Kanada'da saat çok geç. Hüsna, günaydın Türkiye'den, sana iyi geceler. Merhabalar Mehmet, günaydın herkese. Şimdi Hüsna, bir süredir bir karışıklık var orada. Birkaç aydır eylemler, protestolar oluyor. Sen de geçen hafta bize anlatmıştın ama hala devam ediyor. Ve eylemlerde şiddetin dozunun arttığını biz gördük. Yanlış mı gördük? Heykeller yıkıldı. O yıkılan heykellerin önemi neydi? Kimin heykelleri ve bunları kim yıkıyor? Bize biraz durumu anlatır mısın? Ne oluyor Kanada'da? Evet, aslında senin de söylediğin gibi deyim yerindeyse Kanada'da sular durulmuyor diyebiliriz. Çünkü her gün yeni bir mezar keşfediliyor Katolik okullarının yakınlarında. Şu an toplamda 1000 üzerinde mezar bulundu ve bu mezarların birçoğu, belki de hepsi çocuklara ait. Tam net bir şey söyleyemiyoruz çünkü araştırmalar devam ediyor. Şimdi çok önemli bir noktaya gelelim. Geçtiğimiz 1 Temmuz günü Kanada'nın ulusal günüydü. Yani Kanada'nın Kanada olduğu, devlet olarak dünya çapında tanındığı ve kendini devlet olarak ilan ettiği bir gündü. Yaklaşık 100 yıllardır kutlanan bir gün, 154 yıldır kutlanan bir gün ve çok büyük festivallerle, hava eşek gösterileriyle, konserlerle birlikte Kanada genelinde kutlanan bir gündü. Fakat bu 1 Temmuz biraz daha farklıydı. Özellikle bu yerli yatılı okullarından, Katolik okullarından çıkan mezarlardan sonra halkın çok büyük bir tepkisi vardı ve buradaki yerli halk, ilk nation dediğimiz, first nation dediğimiz Kızılderili halk daha doğrusu bir çağrı yaptı. Çok da büyük bir propaganda yaptı. Biz bu günü kutlamayacağız. 1 Temmuz iptal edilsin. Kanada günü, Kanada Milli Günü iptal edilsin şeklinde bir çağrısı oldu. Tabii çağrıya destek verenler de oldu, vermeyenler de oldu. Hükümetin çok sağduyulu bir davranış oldu burada. Herkesin acısını anlıyoruz. Herkesin acısı çok sağlıyken çok büyük bir kutlama yapmamız tabii ki de söz konusu değildir dedi. Ancak eyaletsel anlamda bazı eyaletler kutlamaları iptal etti, bazı yerler etmedi. Fakat buradaki yerli halkın aldığı bir tepki vardı. Biz 1 Temmuz'da çok büyük bir protesto yapacağız şeklinde. Evet. O gün bizim yaz günümüzdür dediler ve sokağa çıktılar. Bütün Kanada genelinde çok büyük protesto gösterileri yapıldı. Protestoya katılanların hepsi burada Kızılderili çocukların sembolü olan turuncu tişörtler giydiler. Ve çok önemli sloganlar vardı. Ben de Toronto'daki protestoda gazeteci olarak, muhabir olarak oradaydım. Mesela No Peace of Stolen Land. Hiçbir şekilde çalınan topraklarda barış olmayacak şeklinde sloganlar attılar. Ve o gün Manitoba eyaletindeki Winnipeg parlamentosunun önünde Britanya sömürgecinin simgesi olan Kraliçe Victoria'nın heykeli vardı. Ve bu heykel yaklaşık 150 yıldan fazladır orada duran bir heykel. Çok sembolik bir heykel ve onun arkasında da hemen yine 2. Elizabeth'in heykeli duruyordu. Protestolardan sonra bir grup, yerli halktan bir grup giderek bu heykeli yıktılar. Halatlar bağlayarak kamyonla heykeli yıktılar ve delirdiler. Heykelin üzerine de çok önemli şeyler yaptılar. Bir zamanlar çocuktuk, onları evlerine geri getirin. Bir diğeri de biz çocuktuk yazılı Kanada bayrağı astılar onun üzerine. Ve diğer bir sembol olan çocuk ayakkabıları koydular ve heykeli bayağı bir tahrip ettiler diyebiliriz orada. Tabii bundan sonra diğer ikinci adım çok önemli. 1 Temmuz'dan beri, 1 Temmuz'dan beri Kanada'da kiliseler yıkılmaya başlandı. Özellikle de Katolik kiliseleri. Toplamda 9 tane kilise kundaklandı. Bu çok büyük tepki gördü Kanada'da. Çünkü Kanada tarihinde de buna benzer şeyler vardı. Ancak bu şekilde yoğun ve bu şekilde birden yaşanan bir durum yoktu. Şimdi bir dini mekanın yanmasından bahsediyoruz. Toplum içerisinde bu nasıl yankı buldu? Yani kim yaktı? Sabotaj mı? Yoksa Kanada toplumunun arasındaki farklılıklar mı? Ben de araya gireyim, bir soru sormak istiyorum. Şimdi bugün Yeni Şafak gazetesi bu konuya çok geniş yer ayırmış ve bir bölümde bir çok bence hayli iddialı bir ifade var. Kilisenin imajına darbe diyor. Kanada'da yaşananlar Katolik Kilisesi'ni yeni bir tartışmanın odağına yerleştirdi. Ancak siyasi gözlemcilerin dikkat çektiği bir husus daha var. Dünya çapında giderek daha fazla organize edilen,
eşcinsel örgütler, LGBT türünde oluşumların meşruiyet kazanmasının önündeki en büyük engellerden birinin Katolik Kilisesi olduğunu düşünüyor. Eşcinsel lobilerinin kızılderili çocukların trajik akıbetini manipülasyon malzemesi yaparak Katolik Kilisesi'ni itibarsızlaşma kampanyalarını yoğunlaştıracağını kesin gözüyle bakılıyor şeklinde bir teori var Yeni Şafak gazetesinde. Bu böyle bir tartışma var mı Kanada? Şimdi şöyle, kesinlikle böyle bir tartışma yok. Zaten Kanada eşcinsel evliliği veya buna benzer birçok yasayı yıllar öncesinden kabul etmiş bir ülke. Ve hani bu şekilde hiçbir şekilde bir ayrım yok Kanada'da. Zaten Kanada'da kalkıp da bir insanın dini, dinliği veya cinsel tercihlerinden dolayı en ufacık bir şey söylemeniz burada yıllarca hapis yatmanıza sebep olacak bir şey. Bununla ilgili herhangi bir tartışma yok Kanada'da. Hiçbir şekilde eşcinsel faaliyetler veya eşcinsel lobiler, Yeni Şafak'ın deyimiyle bunların araya girerek işte Katolik kiliselerinin itibarsızlaştırma gibi bir durum yok ki eşcinselin burada kendi kiliseleri de var. Bunu belirtmek yani böyle isterim. Bir talep kiliselerin, ya da böyle bir mesele yok yani, tartışma yok orada. Yok böyle bir mesele yok, ben duymadım. Bilmiyorum açıkçası. Belki onlar farklı kaynaklardan duymuşlardır ama benim burada Kanada basını takip ettiğim kadarıyla ki şu an kendimde çalışıyorum. Hiçbir şekilde bu tarzda bir tartışmaya tanık olmadım işin aslı. Ama şunu söylemekte fayda var. Katolik kiliseleri niçin hedef seçildi? Çünkü Katolik kiliseleri buradaki bu okulların kurulmasındaki en büyük etkendi. Direkt Papa tarafından bu okullara direktif verildi. Buradaki kızılderili çocuklar kendi kabilelerinden kopartılarak tamamıyla Hristiyan anlamında, tamamıyla Katolik anlayışında yetiştirildiler. Örneğin dillerini konuşmaları yasaktı okullarda. Kendi ibadetlerini yapmaları pagan inancına göre veya işte kızılderili inancına göre yapmaları yasaktı. Ya da kızılderili için mesela saçları çok değerli, özellikle erkeklerin. Bir kızılderili çocuğun saçını kesiyorsanız onu cezalandırıyorsunuz anlamına gelmektedir. Ve onlar için çok büyük bir utanç meselesidir. Fakat bu Katolik okullarına giden her çocuğun ilk yapılan şey saçı kesilmekti. Daha bunun gibi pek çok şey yapıldı. Bir nevi kültürel anlamda asimilasyon. Mesela şu an kızılderilerin hiçbiri kendi dillerini konuşamıyorlar. Çok 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 nadir. Peki şu an Hüsnü'den son olarak yani bu iş nereye gider? Yani talepler neler? Sadece First Nation dedikleri yani Kızılderili, o yörenin yerel halkı sadece bu insanlar mı tepki gösteriyor? Bu çocuk cesetlerinin Katolik kiliselerinin ya da onların fonladığı okulların bahçesine çıkmasını yoksa bütün toplum kesimleri bu işe karşı birleşmiş durumda mı? Çünkü böyle olaylar ya toplumu birleştirir ya toplumu böler. Yani iki seçenek var burada. Burada hangisi oluyor ve bu işin nereye gideceği, taleplerin ne olduğu konusunda da bizi biraz bilgilendirirsen sevinirim. Evet, aslında şöyle söyleyebiliriz Mehmet. Bu olaylar biraz daha buradaki toplumu bir araya getirmiş durumda. Çünkü buradaki beyaz Kanadalılar da şu an yerli halka ciddi manada destek veriyor. Bunu eylemlerde de görebiliyoruz, söylemlerde de. Hükümet de aynı şekilde çok sağduyulu davranıyor. Hiçbir şekilde ciddi tepkisi yok. Hükümet biraz da Trudeau suçu topu direkt Papa'ya atmaya çalışıyor ve ondan resmi bir özür bekliyor. Şu noktayı da değinmemek bence önemli bir nokta. Papa bu geçtiğimiz hafta sonu buradaki birçok rahiple görüşme yaptı. Kanada'daki Ontario, Toronto'daki rahiplerle. Onlardan yapılan bir açıklama oldu. Papa'dan henüz resmi bir özür uzunca bir süre beklenmek söz konusu olamaz şeklinde bir açıklama oldu. Ancak hem hükümet hem değerli halk Papa'nın buraya gelerek ciddi manada bir özür dilemesini bekliyorlar. Peki bundan sonra ne olur? Elbette bu mezarlar çıkmaya devam edecek. Çünkü burada radarla aramalar devam ediyor. Yaklaşık 130'dan daha fazla, 130 civarında Katolik okulları var burada. Ve bunlar 1990'lı yılların ortalarına kadar faaliyet gösterdiler. Şimdi tek tek buralarda radarla aramalar yapılacak. Az önce söylediğim gibi yaklaşık 118 tane daha mezar bulundu. Bunlar üzerine bir araştırma yapılacak. Şunu da belirteyim. Burada Kanadalı toplum kendileri olarak da bir kampanya başlattılar. İmza kampanyaları rezidansal okullara yani bu okullara bağımsız olarak araştırma ekipleri kurulsun şeklinde. Evet. Hem hükümetten hem de doğruluk ve araştırma komisyonundan doğruluk ve kabullenme komisyonundan bağımsız olarak bir araştırma ekibi kurularak buralarda neler yaşandığı
kurulsun evet. diye. Hı-hı. Bir de Kızılderililerin talepleri var. Çok kısa onda değil. Tabii ona da. Onların zaten yıllardır devam eden bir talepleri var. Kendilerinin tamamen tanınmasını istiyorlar. Bağımsızlıklarını talep ediyorlar. Daha iyi bir eğitime sahip olmak Bağımsızlıktan kastın nasıl bir bağımsızlık? Yani bir ayrı yani bir toprak ve devlet şeklinde mi yoksa bir öz yönetim şeklinde mi? Öz yönetim şeklinde. Kendi kaderlerini kendileri sahip etmek istiyorlar. Çocukları için daha iyi bir eğitim istiyorlar. Çünkü eğitim gerçekten de rezervlerde çok kötü. Sularının geliştirilmesini istiyorlar. Ciddi bir su problemi var yaşadıkları bölgelerde. Ve bütün yaşam koşullarının daha fazla iyileştirmelerini talep ediyorlar. Hı hı. Ya buradaki talep ayrı bir siyasi varlık mı yoksa biraz daha hani kendi bulunduğu yerde yerel bir yönetim özelliği gibi mi? Ben onu tam anlayamadım. Tabii. Kısmi anlamda yerel yönetime sahipler aslında. Mesela onların yaşadıkları bölgelere polis hiçbir şekilde giremez. Hı hı. Ama tamamıyla da hükümetten bağımsız değiller. Evet vergi ödemiyorlar ama tamamıyla aldıkları kararlarda kendi bölgelerinde bağımsız değiller. Ve şöyle bir şey var. Buradaki parlamentoda çok fazla sesleri yok. Parlamentoda çok fazla ağırlıkta siyasal değiller. Temsilleri onları zayıf temsil ama bazı yerel yetkileri var. Yani bunu genişletmek tabii. istiyorlar o zaman. Hı-hı. Aynen onu daha fazla geliştirip bir de gerçekten de çok zor durumda yaşıyorlar ve gerçekten de çok fakir bir durumda yaşıyorlar. Ciddi Hı-hı. bir su problemi var. Pis su içiyorlar. Bunların daha fazla iyileştirilmesini talep ediyorlar. Hüsna çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Farklı ayrıntılar verdin bize. İyi çalışmalar diliyoruz sana. Sen de olayları takip ediyorsun. Gelişmeler oldukça senin bilgine başvuracağız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler.